واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا أسأل الله الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد فيما نقول ونعمل آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن فضائله الصديق رضي الله عنه وله فضائل كثيرة جدا هيجتا صديق الأمة أبو بكر faziletleri çoktur ve bu üç derste onun faziletlerini hamısını toplamak ve vermek mümkün değil. Kalem ucu ile bazılarına tokunacak ve tokunduk ve onlardan da biri kâne afkahu bi muradi en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin muradına en yakın olan onu en tez derk eden insan sayılırdı. Nece ki bu hakta sahih hadiste ve sirada da götürdük. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يوما فقال إن الله خيار لعبده ما بين زهرة الدنيا وزينتها وما بين عنده فاختار ما عنده. O zaman ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defa minbere kalktı ve dedi ki hakikaten Allah kuluna iki seçimden birini verdi. Ya berbezehli olan dünya ve onun ziynetini yani kalmak ya da ki Rabbinin yanında olanları. Hemin bende Allah'ın yanına gitmeyi ve onun yanında olmayı seçti ve bunu diyende Sıddık möhkem ağladı ve sesini kaldıraraktan fedeynâke bi âbâinâ ve ummehâtinâ ya Resûlallah demeye başladı. Atalarımız, analarımız sana fida olsun ya Resûlallah. Hatta hutbede iştirak edenlerden biri dedi ki ne olup bu zavallı kocaya? Allah'ın elçisi bir kulu misal çekir. Bu da der ki fedeynâke bi âbâinâ ve ummehâtinâ atalarımız ve analarımız sana fida olsun ya Resûlallah. وَكَانَ أَفْقَهُ النَّاسِ بِمُرَادِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in muradına en anlayışlı, en yakın olan idi. O düz anlamıştı. Hemin meseldeki insan Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem özüydü. Ve Allah subhanahu teala'nın ihtiyar verdiği hemin bende yani dünya ile ahiret arasında seçim Allah Nebisi özü kest olmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Hemşinin faziletlerinden de o zaman ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı yakınlaştı ve bilirsiniz ki birçok sahabelerin evleri Peygamber Mescidine mulsak idi ve onların kapısı Peygamber Mescidinin içine açılırdı her iki cihetten. Oradan ses gibi biraz azaldı zahmet olmasa. Bir nefer aşağıda olsun. Ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın vakte dedi ki Suddu cemi'el ebvabe illa bâbe Ebu Bekrin. Bütün kapıları hörün. Yani mescide açılan bütün sahabelere bütün kapıları hörün. Hiçbir açık kapı bırakmayın. Yalnız Ebu Bekir'in kapısından başka. Bu neyi gösterirdi? Bu gösterirdi ki o kapı yalnız Ebu Bakır'ın kapısı olacaktır ki mescide açılacaktır. Çünkü sanki mescidin imamının kapısıdır ki imam ratibe sünneti evde kılandan sonra ikame için mescide dahil olacak. Ve burada ne işaret var idi? Hem Ebu Bakır'ın faziletine hem de imametü suğra yani mescid imametine ve ulema da burada istimbat çıkardır ki eğer mescid imametine delalet edirse o imametü suğra tedullu ala imametil kubra küçük imamet de büyük imamete işarettir. Ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem adıyla bir başa adını çekerekten onu özünden sonra halife bırakmadı. Çünkü o Allah'ın elçisidir, peygamberdir, kral değil. Ve bunu Allah subhanahu teala'nın tekdirine bıraktı ve insanlar da bunu düzgün karşıladı. فَسُدَّ جَمِلْ اَبْوَابِ Bütün kapılar bağlandı. اِلَّا بَابَ الصِّدِّقِ Hemçin onun faziletlerine de وَثَبَاتُهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı yakınlaşanda ve o dünyasını değişende en sabit kalmış insanıydı.
Sira'ya kaydarsız müxtəsər hatırlatacağım. O zaman ki Ebu Bakır Avail deyilən bir qəsəbədəydi. Həyat yoldaşının yanında, ailəsinin yanında. Və Mədinə əhli xəbər çatdırır ki Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem vəfat edib və insanlar böyük talaşa düşüblər və böyük bir fitnə qalxıb. Hətta Umar ibn el-Xattab o qədər sarsılmışdı ki bu xəbərdən deyirdi ki vallahi o ölməyib, o Allah görüşünə gedib, necə Musa Nəbiyullah Allahın görüşünə gedən kimi və kim desə ki o ölüb mən onunla döyüşəcəm və həmçin demişdi ki Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem Musa 40 günlük Rabbinin görüşünə gedən kimi o da görüşünə gedib qayıdacaq. Qaydandan sonra söz gəzdirən, onun ölüm xəbərini yayan, söz gəzdirən münafiqlərin əllərini və ayaqlarını qılıncla vuracaqdır. Yəni insanlara bir fitnə düşmüşdü. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem vəfatı yəni onlar üçün böyük bir müsibət idi. Bu Abu Bakr Avail deyilən bir məntəqədədir və həmin Avail indiyə kimi durur Mədinənin yanındadır və oradan qayıdır. Sakitçe minindən düşür, gəlir Hücrət-i Ayşə, öz kızının yaşadığı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine daxil olur və Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin cəsədi şərifinə yaxınlaşır, onun mübarək üzündə bir örtüyü olur, onun örtüyünü açır və ağlayır və deyir ki bi əbi və ummi əntə ya Rasulullah tıbta həyyən və meyitən. Atam anam sənə fəda olsun ya Rasulallah. Sən dünyadayken, həyatdayken də, vəfatdan sonra da yenə də gözəlsən və yenə çox təravətli və çox gözəlsən. Və sonra onun alnından öpür və başını onun bağrına qoyur və sonra mübarək üzü şərifini həmin o örtüklə örtür və məscidə girəndə həmin o mənzərəni görür, insanların qeyri-sabit olmasını. Hətta Ömər ibn el-Xattab ayağa qalxmışdı və demişdi ki, kim desə ki, Allah'ın nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem vəfat edib onun boynunu vuracağım vəsəliylə axır. O zaman Abu Bakr içəri girəndə dedi ki ala rislik, ala rislik, ala rislik, otur, sakin ol, sakin ol. Ömər ibn Xattab sanki eşitmirdi. Onda Abu Bakr oturdu hündür bir yerdə, yəni minbərdə və dedi innel hamdalillahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestehrih ve na'udhu bihi min şurur enfusina ve seyyiat a'malina. Cümə xutbəsində eşitdiyiniz xutbətül hacə. O zaman bütün insanlar əyləşdi və minbərin ətrafında və onu dinləməyə başladılar. Və Abu Bakr məşhur sözlərini dedi. Men kana ya'budu Muhammeden fe inna Muhammeden qad mat ve men kana ya'budullah fe inna Allah hayyun la yamut. Kim Muhammed'e ibadet edirse bilsin agah olsun ki Muhammed artık vefat etti ve kim Allah'a ibadet edirse bilsin ki Allah el hayy vel kayyum. Daim hayat sıfatına maliktir ve hiçbir zaman ölmür ve daima iş başındadır. Ve bu ayeti okudu. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Şüphesiz ki Muhammed de bundan önce gelip giden peygamberlerden bir elçidir. Meğer o vefat etse ya da öldürülse siz bundan sonra dinle mi çıkacaksınız? Şüphesiz ki kim bunu ederse Allah'a hiçbir şeyde zarar dokundurabilmez ve Allah şüphesiz ki sabredenler ve şükredenleri mükafatlandıracaktır. Ömer ibn el-Xattab deyir ki bakmayar ki bu ayeti biz bilirdik sanki hayatımızda birinci defa eşitirdik ve insanlar bu ayetten derk edediler baş veren hadiseni ve onlar toplum halında mescitten çıkarak bu ayeti okuyor ki gelirdiler. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ اِلَى آخِرٍ. Ve burada Sıddık'ın da faziletlerinden onun bu büyük musibette sabit kalması. Ve burada ne baş verir güzel kardeşlerimiz? Ehl-i Beyt'ten olan sahabeler Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem tehciz-i cenaze, yani onun cenazesiyle meşgul olurlar. Ve bu çok vaxt aparır. Çünkü ilk defa olarak onların yanında Allah elçisi, Allah peygamberi vefat edir ve onlar bilmirlər necə qusul verək, paltarla, yoxsa paltarla təcrid edərəkdən sonra harda dəfn edək, yani belə şey görməmişlər. Yani birinci dəfə onların cenazesi peygamber idi. Və vaxt uzanır, bilirsiniz ki, hətta 3 günə kimi vaxt uzanır. Və bu arada da Səqifət Bənu Sa'idə ansarların divanı, məhkəmə olan bir yerində ansarlar toplanır və deyirlər ki, baxın,
Orada Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesiyle meşgul olanlar var. Onun akrabasından olan sahabelerden. Burada ansarlar, burada muhacirler, insanlara kim hüküm verecek? İnsanları kim idare edecek? Yani mütlak insanların bir yani rehberi olmalıdır, imamı olmalıdır ki onları idare etsin. Ve ansarlardan biri kalkıp der ki nahnu ehlel beled. Nahnu ansar ehlel beled. Minnel emir. Kalkıp der ki biz Medine ehliyik. Ansarlar beldenin sahibidir. Eleyse emir bizden olacak. Başka bir ansar kalkıp der ki hayır. Onlar muhacirler Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber hicret ediblər. Onların da fəzileti məlumdur. Onlardan da emir olmalıdır. Neyiniyek? Başka bir ansar kalkıp deyir ki o zaman iki tane emir birden olsun. Biri muhacirlerden, biri ansarlardan. Deyir ki, kalkıp deyir ki bu mümkün değil. İki tane rehber mümkün değil. Ve oradan bir nefer kalkır ve gelir bunu Ömer ibn Hattab'a haber verir. Onunla beraber Ömer Abu Bakr Sıddık'ın yanına gelirler. Abu Bakr hemen an evdeydi. Ve olayı danışırlar Abu Bakr'a ve Abu Bakr Sıddık der ki heyye bina nedheb ila ihvanina el ansar. Kalkak gidey ansar kardeşlerimizin yanına. Ömer ibn Hattab der ki hemen an kalbimde bir şeyler fikirleştim ki onu ansarları diyeceğim. Ve orada dahil olanda istedim başlayayım. Abu Bakr bana işare eledi ki ala rizlik ya Ömer. Yani sakin ol. Ve ona olan ihtiramından hiç ne demedim. Bir kelime de demedim. Ve sözü birbaşa Abu Bakr'a verdim. Abu Bakr ansarların yanında danıştı. Ve benim kalbimde keşirttiğim, hazırladığım o demek istediğim şeylerin daha kamilini, daha güzelini, daha elavesini danıştı. Neyine de ansarlara çoklu sena etti. Onların megamını, menakib, onların faziletini ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki olan sevgisini onlara hatırladı. Ve bundan sonra da mətləbə keçdi. Dedi ki bu haqda açıq bir hədis gəlib ki emir sahibləri Qureyşdən olacaqdır. Yani bu hədisi əməl eləmək lazımdır. Elə isə minnel umara və minkumul vuzara emirlər Qureyşdən olacaq hədisdəki kimi sizdən də nazirlər, yani vəzirlər olacaqdır. Ve hemen an Abu Bakr yanında Umar ibn Hattab ve Ebu Ubeyde, Amir ibn Cerrah ve Osman ibn Affan vardı. Minel muhacirin, Kureyş'ten. Abu Bakr onları işaret eledi. Bu kişilerden istediğinizi seçin. Umar ya Ebu Ubeyde ibn Cerrah, Amir ya da ki Osman'ı. Umar hemen an çıkıp gelir. Ansarlar dedi ki böyle olduğu halde o zaman biz seni seçir ki Abu Bakr. Çünkü sen en hayırlımsın ve sen bizim ağamızsan. En de seyyiduna. Eleyse seni seçirik. Ve sonra Umar'ı da davet edirlər ve deyirlər ki ey Umar biz Abu Bakr'ı seçtik. O efseldir. Muhacirlerden en efsel olan odur. Biz onu seçtik. Ve ona beyat edirlər. Ve bu beyat baş verir. Ve Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhu ve arda Allah'ına razı olsun cenazenin tehcizinde mübarek cenaze-i şerefin tehcizinde meşgul olur. Ve ona haber çatır ki artık Saqifet Benu Sa'de'de yani mahkeme baş verdi. Ve Ansarlar Muhacirler ittifakıyla Abu Bakr Sıddık Halifet Resulullah seçildi. Müslümanlar üzerine emir. Ve hamun ona biat etti. Ali ibn Abi Talib'in yanına bu vakit kim girir? Süfyan. Ebi Süfyan İbni Sahr. Girir ve der ki ya Ali. Bu nece olan bir şeydir. Sen Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme daha yakınsan. Hem gerabet cahetten, hem nesep cahetten, hem yani sizin nesebiniz Kureyş'te en efsel neseptir. Birbaşa Halilullah'a gelir İbrahim'e ve İsmail'e. Ve sen hemin nesildensen, bütün faziletler sendedir. Kalk ve beyat eleme ve özünü teklif ile. Onda Ali ibn Ebi Talib Allah ondan razı olsun kalkır ayağı gezemli halde Ebu Süfyan'a der ki Ebu Süfyan ben görürüm ki sen helem de derk edememsin çok şeyleri. Anla o bir Allah'ın peygamberiydi. Kral değildi. Özünden sonra da kohum akraba varis bırakmır. Ve haş Ali ibn Ebi Talib korkar nedense haktan çekiner ya da ki hakkı gizleder. Fe vallahi Müslümanların kelimesi Abu Bakr'ın etrafında bütövleşenden sonra haşe ve kelle Ali ibn Ebi Talib o bütövlüğü böler. Eksine sevine sevine gibi onu beyat edeceğim. Ve ben de onu emir olarak özüm üzerimde razı kaldım. Ve gelir ve deyirler ki Ali ibn Ebi Talib gelir artık insanlar beyat edilmişti. Ve Ali ibn Ebi Talib gelir ve deyir ki elini mene uzat ey Sıddık. Ve beyat ederek onu öz üzerine
müminlərin əmiri olaraq seçir. Və Əbubəkr Sıddıqın fəzilətlərindən də onun xilafəti zamanı bir tayfə insan çıxdı ki, dedilər ki, Əbubəkr, biz zəkat verməkdən imtina edirik. Biz zəkatı o kişiyə verirdik. Yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun vəfatından sonra bir daha bizim qapımıza zəkat yığan məmurları göndərmə. Bizim malımız bizə aiddir. Malımızdan heç nə verən deyilik. Və bu tayfə insanlar başlarında qəbilə sahibi ilə bərabər Əbubəkrin yanına gəlib bunu ərz edəndə Əbubəkr onların üzünə deyir ki, vallahi ya zəkatı verəcəksiniz ya namaz ilə zəkatı bir-birindən ayıranlarla döyüşəcəm. Çıxın, dəfilin gedin. Və onlara təhdid edir və döyüş olur. Əbubəkr Sıddıq ordu göndərir. Zəkatdan imtina edənlərlə döyüşür. Keçən dərsdə götürdük. Ta ki onları ram edir, təslim edir, məhv edir, onlar zəkata təslim olur. Burada qardaşlar, Əbubəkr Sıddıqın böyük bir fəziləti var. Onu da xatırladıram. Hər bir miskin və faqir ona zəkat payı gələndə əvvəlcə Allaha həmd, şükür, sonra da Sıddıqa təşəkkür etməlidir. Niyə görə? Çünki bu fitnə qapısını vaxtında bağlamasaydı, bugünləri heç kim zəkatı heç kimə çatmayacaqdı. Tarixdə belə bir şey olacaqdı ki, zəkat Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin dönəmində qaldı. Vaxt var idi müsəlmanlar kasıblara zəkatını verərdilər. O söhbət bağlandı, bir daha yoxdur. Təsəvvürləyin, qanlar getdi, yəni canlar getdi, mallar getdi, döyüş oldu. Hətta onları mürtədlərdən də adlandırdılar oldu alimlər. Amma o bənd İslamın rükunu olan وَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاءَ Necə ki Sıddıq demişdi ki vallahi namazla zəkatın arasını ayıranla döyüşəcəm. Hətta mənim əllərimi, ayaqlarımı kəndirlə bağlasalar bilə mütləq onlarla döyüşəcəm. Yəni subhanallah, yəni bu səbəblə onun fəzilətlərindəndir ki, zəkat bəndi təzdən öz yerinə qayıtdı. Və artıq 14 əsrdir ki, varlı müsəlmanlar könül xoşluğuna sevinə-sevinə zəkatlarını kasıb qardaşlarına çıxardır ilin başı gələndə və sevinə-sevinə onu paylayırlar. Və burada Əbubəkr Sıddıqın xüsusi fəziləti var. Cəzallah xeyrəl cəzəənnə və an İslam müslimin və Allah ondan razı olsun. Həmçinin qardaşlar onun fəzilətlərindən də biri və keçən dəfə Yəməmə döyüşündə bu hissəyə çatanda dərs qutardı. Musəyləmə Əl-Kəzzəb ilə döyüş, Yəməmə döyüşü. Kimdir Musəyləmə? O zaman ki Yəməmə qəbiləsi Əhd-il Vufud, insanlar dəstə-dəstə Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin dinə daxil olmağa gələndə və əhd peyman verəndə Musəyləmə adında bir insan da gəlmişdi. Bu Musəyləmə kimdir? Musəyləmə Şəvvədi, ulduzxan, ulduza baxan, falçı, tilsim, cadu, sehirbaz, cindar, kokteyl, hər şeydən var bunda. Hərdən bir təmtəmə bir şeir qoşması da var. Və buna rağmen Musəyləmə öz qəbiləsində kifayət qədər böyük nüfuz sahibi idi. Nüfuz sahibi idi. Bu beyət eləməyə gəlmişdi yüzlərlə əhlü Yəməmə ilə bərabər. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Mədinəyə gələndə beyət eləməmişdən qabaq dedi ki, ya Muhammed mən sənin dininə bir şərtlə girirəm. Nədir o şərt? Sən vəfat eləyəndən sonra məni peyqəmbərliyinə şərik qoşacaqsan və sənin peyqəmbərliyini mən davam edəcəm. Sənin işin səndən sonra mənə qalacaq. Və Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem bu rəzil insanla danışan yerdə əlində xurma ağacının qabığı var idi, sınmış. Dedi, heç bunu da sənə vermərəm. Düşünürəm, güman edirəm ki, mənə göstərilən iki nəfərdən birincisi sənsən. Və Abdullah ibn Abbasdan soruşanda ki, ya Rasulallah, nə deməkdir o iki nəfərdən biri sənsən? Deyir ki, ya Abdullah ibn Abbas yuxuda ikən, biz bilirsiniz ki, peyqəmbərlər yoxsa vəhidir. Göstərildi ki, qollarıma iki bilərcik geyindirildi qızıldan. Və sonra mənə dedilər ki, ya Muhammed onlara üfür. Və onlara bir nəfəsini üfürməklə onlar yox oldu. Dedi, ya Rasulallah, bu yuxunun təvili nədir? Dedi ki, məndən sonra iki yalancı peyqəmbər çıxacaq. Onlardan birincisi budur. Və indi bu hədisə qayıtmaq istəyirəm qardaşlar. Və Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون الكذابون يأتونكم من الأحاديث بما لا تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم أبو هريرة buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledi. Ahir zamanda deccal kezzebler çıkacaktır.
Onlar nə sizin, nə də atalarınızın heç vaxt eşitmədiyi şeylər danışacaqdır dində. Siz və atalarınız həzərdə olun. Nə bədə aman onlar sizi aldatmasın, azdırmasın və fitnəyə salmasın. Axracı Müslim, İmam Müslim rivayət edir bu hədisi. Diğer hadisi yine an Ebi Hureyre ta kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tekûmu sa'atu hattâ yeb'atha ev yub'atha deccalun el kezzabuna qarîbu min 30 kulluhum yez'umu ennehu Resulullah. Yine de Ebu Hureyre rivayetinde Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kıyamet saati kopmaz ta ki deccaller ve kezzabler zuhur etmeyindikçe onların sayı 30'a yakın olacak. Her biri peygamberlik iddiasında olacaktır. Birincisi kim idi? Museylime el-Kezzab. Ve diğer hadiste de An Thu'ban radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la taqumu sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummeti bil müşrikin. Buyurur ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet saati kopmaz ta ki benim ümmetimden bazı kabileler, yani Arablardan bazı kabileler müşriklere tezden kayıtmayınca, onlara koşulmayınca ve bütlere, evfen, yani evliyalara, ruhlara, kabirlere, salihlere, meleklere, cinlere iman ve tapınmadıkça, ibadet etmedikçe kıyamet saati kopmaz. Ve innehu seyekunu fi ümmeti 30 kezzabun. Ve hakikaten benim ümmetimde 30 kezzep peyde olacak. Kulluhum yez'umu ennehu nebi. Onların her biri nubuva iddiasında olacak. Halbuki ve ene hatmin nebiyyine ve la nebiye ba'di. Halbuki ben nebilerin hatemi ve benden başka nebi yoktur. Bakın kardeşler, bu Museyleme gaydır öz milletine. Milletine gaydır. Halbuki onun gömü, bedbeh gömü, ehli yemem illa men rahim Allah, iki şehadet getirir. Medine'de, Peygamber Mescidinde, İslam'a girir. Ve sonra onlarla beraber gaydan da onları saptırır. Ve hiç kimin ne de atalarını eşitmediği şeyler danışır. Deyir ki, sizin haberiniz yoktur. Allah beni Muhammed'e peygamberlikte şerik etti. Ve ona gelen Kur'an'ın eyni misli mene gelir. Kur'an biraz ona biraz mene gelir. Herden bir sure ona bir sure mene. Bir ayet ona bir ayet mene. Bak böyle gelir. Ve hakikaten de ben de şeri'al hakimem. Yani şeriat kururam. Ve bu beledir inanın. Ve başladı subhanallah özünü gülünç vaziyete koymağa ve sureler ihtar elemeye. Dediler ki ya Müseylime. Yaxşı Kur'an kendi Fil suresi var. Sana ne nazil olup? Dedim mene de Fil suresi nazil olup. Ve bu rivayeti Amr ibn As danışır İslam'dan kabak. Deyir ki Amr ibn As birisi Amr ibn As Abla ibn Amr'ın atasıdır ve İslam'ı geç olanlardandır ve Saadet-i Kureyş, Kureyş'in büyüklerindendir, ağalarındandır ve Kureyş'in dünyaya çıkan sefirlerindendir ve Museyleme'nin dostluğu vardı bununla ve onun yanına yememeye giderdi. Deyir bir defa Museyleme'nin yanındayım, onun sofrasında konağım. Museyleme dedi ki ya Amr, sen bilirsen ben Muhammed'e peygamberlikte şerikem. Dedi yaxşı da. Dedi böyle ona gelen Kur'an bana da gelir. İstersen bir şey dinledim. Dedi dinlet. Amr'daki Koraşi. Şehri de bilir, nazmını da bilir, her şey bilir. Söyle. Museyleme'nin Fil suresini dinlemeyin, dinlemeyenler. Deyir ki haşa ve kella bismillahirrahmanirrahim. El fil. Mel fil. Ve ma edrake mel fil. Lehu khartumun tavil ve zinabun kasir ve min halqillahi qalil. Ne terdi Amr? Dinle ne terdi? Bir Fil suresi de ince mene nazil oldu. Muhammed'e gelen filin başka bir mene nazil oldu. Menası biz nedir? Fil. Ne bilesin fil? Ahı sen ne bilesin ki nedir fil? Onun çok nehenk uzun hortumu var. Kuyruğu kısadır. Belesi Allah'ın yarattığı arasında çok azdır. Amr bakır ona böyle bir Museyleme. Allah'a yemin ederim ki Allah da şahitti. Sen de şahitsen ki özde şahitsen ki sen kezzepsen. Hattabi lügat alimlerine der ki Museyleme onun zelaleti onu o kadar rezil güne koyup ki insan başa düşmür ki fil gözle görülen bir şeydi daha. Dedim el fil. Özde elif lem artikl burada ne işi var? Dedenin filini gösterirsin yoksa kohma grabanın ansı müeyyen bir fil yani. El fil.
Hansı fiil? Mel fiil. Hardan bilesen fiil. Bu bir. İkinci de ki ne men evves verirsen onun uzun hortum var. Göğe ki görmürük. Ve me edrake me harda gelir. Gözle görülmeyen, kulakla eşitmeyen, insanların tesevvür etmeyen meselelerde. Ve me edrake me yevmuddin. Ne bilesen ki hesap günü nedir? Thumme me edrake me yevmuddin. Ne bilesen ki hesap günü nedir? El kari'a. Mel kari'a. Ve me edrake mel kari'a. Ürekleri döyen o gün. Ne bilesin ki yürekleri döyen o gün nedir? El-Kari'a. Allah vesfelemeseydi asla bilmeyecekti. El-Hakkatu mel-Hakka. Ve mâ edrake mel-Hakka. Yani baş vermemişçe, o ses gelip kalpleri partlatmadıkça, göğü semanı cırık cırık etmedikçe, güneşi etrafa sermedikçe, ulduzları yağış gibi kopardık, yağdırmadıkça, sen ne bilesin ki ne de el-Hakka. Öyle değil mi? Yani gözle görülmeyen, kulakla eşitmeyen, tesevvür olmayan bir şey değilsen ki وَمَا اَدْرَاكِمَا Ahı sen ne bilesen? Fili kim görmüyüp Allah evlediksin. Fil gözümüzün kabağında, hurtum ha bilimde hurtum, gözümüze soracaksa hurtumda. Hurtum uzundu bildik. Sonra kuyruğu arkasını besferirsin sağ ol. Kuyruğu da kısaymış. Sonra bu dir ki ya Müseylime. Allah'a yemin ederim. Bu kimdir? Amr. Helim İslam'dan kabak. Sonra İslam'a geldi bu hikayenin açı. Ya Amr. Allah'a yemin ederim ki sen de şahitsen ki ben de şahidim ki sen de bilirsen ki ben bilen ki sen kezzemsen. Ta neyinek sana ne tere inanları ben çatmır. Ve Müseylime'nin hayat ve rezaleti devam edir. Sahte peygamberliği ve görür ki onun kabilesi neyse ona tabi olmak istemir. Deyir ey milletim gözünüz aydın olsun. Şarap ve zina tezden halal edildi. Hatta ki buna tabi olunsun. Başlayınca. Ve subhanallah ve iki nefer elçi gelir. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Helm döneminde ve mehtup getirirler Müseylime'den. Müseylime'nin beyanı olur orada ki ya Muhammed beni özüne peygamberlikte şerik et. Yani etmesen de bu onsuz da baş verecek. Ben bunu edeceğim. Bil ki Kureyş'in yarısı benim, yarısı sendir. Yeryüzünde yarısı benimdir, yarısı senindir. Buna rağmen razı ol. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki siz şehadet edirsiniz hemen o iki elçiden, sefirden. Ki ben Allah'ın elçisiyim deyirler. Beli ya Resulallah. Şehadet edilir ki sen Allah'ın elçisisin. Ben siz şehadet edirsiniz Müseylime de Allah'ın peygamberi deyirler. Beli. Biz şehadet edelim Müseylime Allah'ın peygamberi dedi. Vallahi sefirlere tokunmak kadar olmasaydı sizin boynunuzu vurardım. Yani artık mürted oldunuz. Dinden çıktınız. İman silindi. Ve subhanallah sonra Müseylime'ye elçi gönderilir, sefir, sahabe. Hemen sahabe Müseylime'nin yanına mektubla gelir. Müseylime mektubu okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammed İbni Abdillah, abduhu ve rasuluhu, ila Müseylime el-Kezzeb. Allah'ın kulu ve elçisinden yalancı Müseylime Kezzeb'e mektup. Bil ve agah ol ki sana hiç ne düşmür. Ve bil ve agah ol ki yer Allah'ındır. Yurithu hemen yaşa'u min ibadihi vel akibetu lil muttaqin. Kullarını istediğine miras bırakacaktır. Ve şüphesiz ki güzel akibet müttakilerinde. Vesselam. Müseylime hemen gelen elçi sahabe olur. Soruşur ki ona eteşhedü enne Muhammed Resulullah. Sen şehadet edersin ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Hemen insan der ki bəli. Ve sen şehadet edirsen ki ben de Allah'ın peygamberiyim, deyir karam, eşitmirem. Bir bağlayın onu. Hemen o sahabeni bağlayırlar. Möhkemce. Gelir, hencerle on parmağını kesir. Şehadet edirsen ki Muhammed Allah'ın elçisidir, deyir beli. Ve şehadet edirsen ki ben Allah'ın elçisiyim, deyir karam, eşitmirem. Bir parmağını kese kese her defa soruşur. Sonra o burçayla geçir. Ve sonra burnunu kesir, sonra dudağlarını kesir, sonra ayak parmağını kesir. Ve her defa soruşur ki şehadet edirsen ki ben de Allah'ın elçisiyim. Ve hemen sahabe tam cüz cesaretle der ki ben karam, eşitmirem. Ve hemen sahabeni yavaş yavaş tike tike doğurur ve o şehadete çatır. Ve bu Müseylime kezzeb. Fitnesi çok azametli. Şimdi buna iman etmir gövmün içerisinde havasına göre uyanlar var ve şek çoğalır. Ve bu her defa sure icat edilmeldi. Diyeliler ya Müseylime Muhammed'e Zariyat suresi nazil oldu. Dedi dün eller akşam eyni sure mene de nazil oldu. Yaxşı sen öz Zariyat suresini oku. Müseylime'nin Zariyat suresine bakın. Siz eve gelende Allah subhanahu teala'nın kitabında olan Zariyat suresini okuyun manasını. Şimdi bakın Müseylime'nin uydurduğu Zariyat suresine. Ve zari'ati zura'a.
والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة. Yani neden danışır? Sümbülden, undan, una südeydi oldu hamir, hamir oldu çörek vesaire ile ahir. Lügatten anlayışı olanlar diyor ki Subhanallah diye, sen Museyleme'nin Kur'an'ı karnına nazil olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ı kalbine, bununki karnına nazil olur. Sonra Museyleme bu uydurduğu sureni okuyanda ve zâliâti zur'a ve tâhinâti tahna ve âcinâti acnâ diye sen ac vaktinde nazil olup buna. Birbaşa karnına. Yani insan o kadar sefsefeydi ki Subhanallah, inatkarlığından, kibirliğinden hatta Arap dilinin bütün siyahı pozulurdu. Bütün ahkamları pozulurdu. Bir defa da cüret edip dedi ki bes bu defa öyle bir sure nazil oldu ki böyle sure hiç Muhammed'e nazil olmadı. Yaşı ne de o? Ya dufda'ati binte dafta'in. Ey kurbağa, kurbağanın kızı. Feh 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 feh. Ne güzel de. Kurbağa ve kurbağanın kızı. Ne gariptir halin senin. Başın suda, kuyruğun kilde, kuruldamaktır şanın senin. Feh 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 feh. Güzelliğe bak. Yetesel bu insan bunu iddia eder ki suredir bu. Yani buna sure nazil olur. Geldiler dediler ki buna ay Museyleme. Aha Muhammed harikeler gösterir. Mucizeler gösterir. İnsanlar da iman eder. İmanları berkirdi. Ne gösterir? Dil Ali bin Ebi Talib Heyber'de gözlerine toz donmuştu. Yani gözleri açılmırdı ki bayrağı versinler. Bizde de bir asker var. Onun da gözüne biraz toz düşüp, belki sen de bir üfürersen, nesi eyleyersen, bir gözü açılsın, cemaat seni iman etsin, getirin. Getirdiler onun hemen askeri, Museyleme'nin askerlerinden, cavan oğlandır, gözlerine biraz toz düşüp, gözü zevk görür. Dir nedir derdin oğlum, dir bele bele aç gözlerini, tüfü üfürmeğine gözleri kör olur. Oğlan kalan tamam nuru geldi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala harigelerin eksini gösterir. Mucizelerin eksini gösterir ki insanlar ayılsın ki hâde kezzâb ve deccâl. Ama hava, hava, nefsi istek ve yerli bazlık ve bizimkidir, bizimkidir vesaire ile ahir. Bir müddet geçenden sonra Museyleme diyorlar ki ya Museyleme burada bir tane kent var. Bütün kent bir tane kuyuya bakır. Kuyunun da suyu çekile çekile gelir. Bes Muhammed Tabuk'ta bir mucize gösterdi sallallahu aleyhi ve sellem. O dedi ki su ihtiyatımız kurtardı ya Resulallah. Dedi kimin suyu kalıp getirsin. O boyda nehenk ordunun içerisinde bir neferde su kalmıştı. O da ne dedi? Tuluğun dibinde. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler tuluğun dibindeki suyu. Parmakları oraya saldı. Allah'ın adını çekip üfürdü. Başladı parmakları arasında sanki kuyu kimi, bulak kimi su kaynamaya. Tuluğdan su aşıp daştı ta ki biz bütün tuluklarımızı doldurduk. Sen de bir mucize göster, sana bağlanak. Bak bir saçta kuyu var, bütün kent o kuyuya bakır. Kuyunun suyu dibine yakınlaşır. Orada bir tüpür eyle, bir suyu çoğalsın bile ki bile. Dirhan o kuyu, gösterin. Getirler bu bedbehti kuyunun başına. Bir kurtum su verirler, gar gar eylir. Kuyunun içine tüpürmeyle suyu çekilir. Tamamıyla yok açılır, hemen. Kent kalır, kent kalır. Susuz. Yani bunlar yerine ayrılırlar ki Allah Teala harigelerin eksini gösterir. Mucizelerin ki bu insan deccaldır, kezzaptır. Yani bile peygamber olmur. Yerinde bunlar bundan el çekmirler. Bunun daha büyük fitnesi nedir? Buna tabi olanlar sayı çoğalır ta ki Sıddık dövüş ilan edilir. Ve bu dövüşü geçen derse götürdük. 20 bin nefer Müslüman vefat edilir bu dövüşte. Onlardan 1500'ü tekce sahabedir. 700'ü kurra. Kur'an'ı hafiz sinesinde taşıyan. Yani bu da Sıddık'ın hususi fezletlerindendi kardeşler. Yani bu dövüşü uğurla geçirtti. Ve 30'un ilk başında olan küçük Deccal'i Müseyleman'ı öldürdü ve 30'un başında son gelen Deccal da kim olacak? Mesih Deccal olacak. Ve Subhanallah bu da Sıddık'ın faziletlerindendir ve onun nece mef olması ve kimin eline mef olmasını derste götürdük. Yaxşı, indi burada ne baş verdi? Bu dövüşte bilirsiniz ki 1500 tekçe sahabe dünyasını değişip 20 bin nüfus Müslümanlar var ki sahabe değildi yani ama her taraftan koşulmuştu. Ve 700'ü tekçe kurradı. Kur'an'ı köksünde taşıyanlar. Şimdi Medine'de Kur'an'ı köksünde baştan ayağa taşıyanların sayı parmakla sayılacak kadardır. Burada heyecan tebiri çaldı. Abu Bakır ki Kur'an cem olunmalıdır. Şimdi birinci defa bu mesele ortaya olup Kur'an kitap formasında cem olunmalıdır. Umar dedi ki yok mümkün değil. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında böyle bir şey olmayıp.
Kur'an kitap formasına dahil olsun, cem olsun. İndi tesevvüle Ebubekir Sıddık'ın yani burada sabitliği, Umar bin Hattab'ı ikna etmesi, Osman'ı, Ali'ni, bütün sahabeler, bütün muhacirler, bütün ansarları ikna etmeli ki hayır, olan kalan sayılı kurradı. Vefat edildiğinden sonra artık nedir? Bu bir tehlikedir. Şüphesiz Allah öz kitabını koruyacak ama Kur'an kitap formasına yığılmalıdır. Velhamdülillah Allah onu sabit edilir. Umar ibn Hattab'ı ve Osman'ı ve Ali Nebi Talib bütün muhacir ve ansarları hamısı ikna edilir. Ve kurraların tacı olan sağ kalan Zeyd ibn-i Thabir çağırırlar. Deyir ki Ebubekir Sıddık'ına ya Zeyd Kur'an'ı toplayacaksın bizim için. Evvelce yazılmış derilerden, ne bileyim sümühlerden, çanak sümühlerin üzerinde ne için yüzde yazılıp ve sonra kökslerden, ezberlerden ve Zeyd ibn-i Thabit Kur'an'ı köksünde baştan ayağa ezber taşıyan sahabelerdendir. Kurra as-sahabe. Buyurur ki Zeyd radıyallahu anhu, Ebubekir deseydi ya Zeyd dağı yerinden kopart başka yere koy, evvelce başka dağ getir, bu benim için daha ehvan hasan olardı. Ne ki bu mesuliyet, o kadar ağır mesuliyet. Yani tesevvür orada hareke, şekil, yani ayet, yani harf söhbeti bile olabilmez. Çok ağır mesuliyet. Velhamdülillah bu da Sıddık'ın faziletlerinden sayılır ve Kur'an'ın cem olmasına sebep oldu. Sıddık 2 yıl 6 ay bu şerefli hilafet vazifesini yerine getirir ve günlerin bir günü çok soğuk havada ve Medine'nin soğuk havasını tanırsınız. Kimir ve mühkem setelcem olur ve hastalığı ağırlaşır. 14 gün devam edilir ve 14 gün başında vefat edilir. Bu bir görüştü sira ehlinde. İkinci görüş o da meşhurdu ki onu yeniden Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'i zehirleyen kim? Yahudiler zehirlemişti ve hastalığı şiddetlenir ve 14 gün devam edildiğinden sonra vefat edilir. Burada neler baş verir güzel kardeşlerim? Halı ağırlaşır. Artık günden güne o kadar ağırlaşır ki namazların hiçbirine çıkabilmez. Ve tapşırır ki namazları Umar ibn-i Hattab kıldırsın. Tesevvüle yatağından kalkabilmez. Halı o kadar ağırlaşır. Ve sonra bir sahabeleri çağırır. İki neferi birden çağırır. Üthman ve Ali radıyallahu anhuma ve soruşur ki ya Üthman, ya Ali, mâze tekûlu fî Umar'a? Umar hakkında reyiniz nedir? Sanki istişare edilir. Sanki rey söylüyor. Osman der ki ya halifet Resulallah, innehu ahsenu mimme tezun. Hakikaten Osman senin yuman ettiğinden de hayırlıdır. Ve aramızda olan en hayırlısıdır. Der ahsen ve cezakallah hayra. Ya Ali, mâze tekûlu fî Umar? Ey Ali, Umar hakkında ne dersen? Umar der ki ya halifet Resulallah, inne seriratehu afzalu min alaniyeti. Umar ibn Hattab'ın iç dünyası, zahiri dünyasından kat kat efseldir. Ve onu yalnız hayırla tanıyırız. Bir ahsent. Ve sahabelerden, muhacirlerden Allah söz ve bazı ansarlardan istişare edilir Umar ibn Hattab hakkında. Ve sonra der ki, beni insanların yanına çıkardın. Ve Ebubekir insanların yanına çıkardılar, vaziyeti ağır olur. Ve der ki, ey insanlar, ben görürsünüz ne haldayım, yani çok hastayım ve düşünürüm ki artık ölürüm. Bu hastalığı benim vefatım hakkında haber verir. Ve gedenden sonra sizi başsız kalmağa ve ihtilafa düşmemekten ötürü sizi için özümden sonra halife seçmeye kararına geldim. Ve Umar ibn Hattab'ı sizin için seçtim. Aranızda en hayırlı olanınız odur. Sizin üzerinizde en efsel olan odur. Eğer razısızsa ona beyat edin, ismen ve atıyor, eşilin ve itaat edin. Kimin itirazı varsa helem geç değilken gelsin bana haber versin. Ve getirdiler onu otağına ve bir nefer içeri girir ve der ki ya halifet Resulallah, kimi üzerimize koyursan? Umar'ı, mer onun şiddetini, kobudluğunu bilmirsen mi? Bak ölüp gideceksin Rabbin huzuruna. Soruşsa ne cevap vereceksin? Sanki Allah'la korkudur. Ve Ebubekir hemen an uzanmış olur kafası üzerine ve der ki derhal beni otuzdurun. Derhal beni otuzdurun. Heyecanlı şekilde, gezebi şekilde. Onu kaldırla otuzdurlar. Der ki yazılar olsun. Umar'a göre beni Allah'la korkudursan, Allah menden sabah soruşanda ki benim ehlimin üzerine kimi seçtin diyeceğim ki ey Rabbim, senin ehlin üzerine en hayırlı ehlini seçtim. Ve bununla ben Rabbim üzerine gelirim. O sizin aranızda en hayırlınızdır. Ve
hal ağırlaşır ve Osman İbni Affan'ı çağırır ve der ya Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakır, Abu Quhafa oğlundan vesiyet. Hakikaten bu vesiyeti ben yazıram. Dünyadan çıktığım ilk günün veyahut da ki ahiret dünyasına girdiğim ilk gecenin astanasında. Eri bir anda bu vesiyetimi yazıram ki o anda yalancı bile sadık olur. O anda kafir bile iman edir. O anda bile günahkar tövbe edir, Allah'a kaydır. Hemin vakt bu mektubu ise yazıp ve sizin üzerinize iki şeyi vesiyet edilirim. Vesiyet edilirim ki ben vefat ettiğim zaman benim cenazamı sevimli hayat yoldaşım Esma binti Ümeyis yusun. Eğer gücü çatmazsa koy uşağlarım ona küm etsin. Ve sonra sizin üzerinize halife olarak bunu diyende üreye gelir. Bayılır. Osman'daki eli güman edir ki artık vefat etti ve yazır ki Ömer İbn-i Hattab. Ve birazdan özüne gelir ve der ki kaldığımız yerden oku ne yazdın. Mektubu Osman ona tam okuyanda hemen yere çatanda der ki ya halifet Resulullah anlayınca nasıl yazdın, der, ne yazdın? Der, yazdım Ömer İbn-i Hattab der. Cezakallah hayral ceza an İslam an Resulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayral ceza. Allah senden razı olsun, İslam ve Resulullah'ın adından Allah senden razı olsun. Düzgün seçim eledin. Ben çok sevindim ki sen de benim muradımı bildin ve beni destekledin. Tabii ki Ömer İbn-i Hattab'ı yani vesiyet yazıram. Ve halı ağırlaşır. Ayşe onun yanına gelir. Ve der ki kızım sana da bir neşe tövsiyem var. Düşünürüm ki bu benim vefat hastalığımdır. Ve ben artık Rabbime kavuşacağım. Baxın benim malıma yaxşı yaxşı. Ben müminlerin üzerine emir olandan benim malım artıp mı? Yoxluyun yaxşıca. Ne artıpsa o müddətdə hamısını qaytarın Beytulmala. Yani müminlerin emri Ömer İbn Hattab'a təhvil verin ve ona qaytarsın. Ömer İbn Hattab deyir ki onun vefatından sonra bize mallar geldi. Çok değil, yüzü bir şeydi. Dedim nedir bu Ayşe? Dedi ki atamın vəsiyyətidir ki ben emir olduğum müddətdə malımdan ne artıq varsa hamısını müminlerin emri Ömer'a yani Beytulmala qaytarsın diye təhvil verin. Ömer ağlayır ve deyir ki Rahimakallah ya Sıddiq, Rahimakallah ya Sıddiq, et'abtene men ba'dek. Allah sana merhamet etsin ey Sıddiq, Allah sana merhamet etsin, özünden sonra olan herkesi yordun. Yani fəzilətinle, üstünlüğünle herkesi yordun. Ve vefatı anında Ayşe anamıza ettiği vesiyetlerinden de ya Ayşe, benim çok malım yoktur. Yadıma gelir sana bir hasar, divar hediye vermişim. Yani bir torpaq sahesi Medine'de. Kalbimde ona karşı bir şey var. Senden bir recam var. Onu Beytulmala, qaytar ya da sadegele. Dili başta atacaksın. Deyir miras olaraksa benim mirasım bu şeyden ibaret idi. Xilafetten de qabaq buydu, xilafete gelenle de. Mənim xidmət etdiyin gördüğüm bu qul, size bıraktığım bir miras budur. Bu boş qap ki onda mən həm yemek yerim, həm su içirəm. Bu örtü ki herden namazı üzerinde kılıram, soyuq olanda üstüme örtürəm ve birce dene devem. Bunlar benim şahsi malımdır. Bunlar xilafetten de qabaq məndeydi, indi de məndedir. Bunlar yegane mirasımdır. Bunları kardeş ve bacılar arasında payla ve bunları da fevallahi mən müsəlmanların mənfəyəti için istifadə edirdim. Ayşe anamız her şeyi dərk edir ve gözyaşlarıyla şiir beytleri oxumağa başlayır. Buna refa deyilir. Abbaqı der ki kızım ne söyledin? Der ki atacan yani rita ettim. Şiirle öz hislerimi yani arz ettim. Dedi kızım ondan da xeylisini söyleseydin ne olardı? Dedi ne söyleyeyim ya ata? De ki ve caet sekratul mevti bil haqq. Zalike ma kunte minhu tahid. Ve bu ayet okuyor. De ki ey kızım ölüm meyhoşluğu geldi. Hak ölüm meyhoşluğu geldi ve senin kaçtığın şey budur. Ve sonra diyor ki kızım beni Allah'ın kitabına bırak. Biraz Allah'ın kitabını okumak istedim. Ve soruşur ki kızım bugünler hansı gündür? Diyor ki atacan bugünleri haftanın birinci gündür. Yevmüfniyin. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiği gün. Diyor benim de yaşım 63. Gün de hemen gün. Allah'tan istedim ki bu günü onun yanında geçirdim. Akşam girmemiş ya da gün orta bitmemiş.
Böyle de olur. Allah subhanahu teala onun duasını müstecep edir. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat günü, haftanın birinci günü, yevmü'tneyn, 63 yaşında tam ruhun Rabbine tapşırır ve tapşıranda da bakın ölümler nece okşuyor. Taniyetneyn, hatırlayın, iki neferden ikincisi. Ölüm de okşardı. Bir kızım, beni Allah'ın kitabıyla bırak biraz okuyayım. Ve başlayır, Yusuf suresine çatmıştı. Hatme edildiği için. Ora çatanda deyir ki, bu ayeti okuyor. وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقَنِي بِالصَّالِحِينَ Ve sonra diyor ki, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدَ اَنَّ مُحَمَّدْ رَسُولَ Ruhunu tapşırır. Hansı ayete gelende ruhunu tapşırır? Yusuf Aleyhisselam'ın bu duası. تَوَفَّنِي مُسْلِمًا Beni Müslüman kimi dünyadan köçürt ve beni salihlere kavuştur. Şimdi bakın Sira'ya. Sira'da aynı şey baş vermişti. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu tapşırana ne demişti? Rafiqul a'la Allahumma elhikni bir rafiqul a'la minen nebiyyine ve siddiqine ve şühedai ve salihine ve hasuna ulaike rafiqa rafiqul a'la. Bakın subhanallah. Hatta vefatı bile çok okşardır. Ve bundan sonra tabii ki bu müxtəsar olarak 3 dəstə biz Sıddıqın haqqını verə bilmərik. Növbəti dərsdə Faruqul Ümmə Umar ibn Xattabla inşallah sirada, silsilədə. Hədə və salli ləhə və səllim alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi ecməyin. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل.